tane kertenkele balığı, benim ve halk dilinde en çok lokum balığı olarak söylenen bir balık zıplamış. Zaten daha önce birçok defa videolara çekmiştim, biliyorsunuzdur. Onu almaya geldim. Aslında birkaç tane kertenkele balığım oldu. Fakat bunun dişleri güzel görünüyordu. O yüzden bunu almak istedim. Aslında çok fazla lokum balığı oldu. Herhalde bir 8-10 tane lokum balığım oldu. Bilmiyorum ama bunun gözleri ve dişler bayağı sağlam. Hoşuma gitti görüntüsü. O yüzden bunu da boşa harcamak istemedim. Bunu da alayım istedim. Bu kertenkele balığından birçok defa bahsetmiştim. Fakat izlemeyenler vardır. Buna ilk defa gelmişlerdir. Çok kısaca bir bahsedeceğim zaten. Avcı balık, dişlerinden de görüldüğü gibi. Kuma gömülüyor. Kafa yukarıda kalıyor. Göz yapısı zaten, gözlerin duruşuna da bakın. Aynı şekilde yukarıya doğru bakacak şekilde. Şöyle yukarıya doğru bakıyor. Ki yukarıdan herhangi bir avı geçerken yukarıya doğru görüp yukarıya fırlaması için. Birçok balıkta olduğu gibi zaten alt tarafı beyaz, üst tarafı kahverengi, yani avcı kum balıklarında görüldüğü gibi bu şekilde. Şurada yukarıda bir dorsal dikeni var. Bu trogonyalarda bunlar zehirli oluyor. Avcı yuvalık. Peki burada ne arıyordu? Yukarıya doğru zıplıyor. Bazen hızını alamıyor. Evet, buraya zıplıyor. Yukarıya doğru zıplayıp balıkları yakalıyor. Kavanoza sığar mı bilmiyorum. Ama ilk önce şöyle bir detaylı, hareket etmeden size bir göstereyim istiyorum şöyle. Şöyle gölge oluyor. Şöyle iyi herhalde. Dişlere bakar mısınız? Arka arkaya sıralı. Yani ne zaman öldü bilmiyorum ama herhalde dün gece zıpladı çünkü bayağı kas katı olmuş. Fark edebiliyor musunuz? Bakın plastiğe nasıl takılıyor dişleri. Bayağı kurumuş çünkü. Vücut yapısı zaten suda akacak şekilde, suda kayacak şekilde. Direkt hayvana saldıracak şekilde. Pul yapısı, yüzgeçleri. Tamamen avcı, saldırma modu. İki tane yanda yanal yüzgeçleri var. İki tane altta var. Bir tane şurada var, bir yüzgeci. Şu arkada bir var bir tane ufak. Balıkları incelemek, canlıları incelemek gerçekten çok keyifli, çok güzel. Tabi bilgi sahibi oldukça, bunları tanıdıkça ya da doğal yaşam alanlarında avlanırken izleyebilme imkanı olduğunda o zaman çok daha güzel oluyor. Birkaç defa avlanmasına tanıklık ettim. Hatta bunların boyları biraz daha büyüyor. Yani bunun 2-3 katına kadar gelebiliyor. Bir tane kefali yediğini hatırlıyorum. Ayaklarımın arasından yediğimde kefali. Yani çok büyük bir kefal değildi. Fakat yedi. Lık lık ısırdı. Zaten şu dişlere takıldıktan sonra geriye çıkabileceğini düşünmüyorum ki ya. Ağzının içine bakmaya çalışıyorum da çene yapısını. Aslında açabilsem güzel olurdu da. İçine gösterebilsem. Fakat kas katı olmuş. Açılmıyor. Zaten adından da anlaşılacağı gibi tipi vesaire kertenkele gibi. Şöyle güneş vurunca pulları daha iyi göründü.
Bakalım bu kavanozumuzu alacak mı? Almadı ya. Hayvanı kırmak istemiyorum demiştim ama kırdım biraz. Biraz gövde. Evet, şöyle kalacak. Şöyle görünecek artık. Yani bu kavanozuna tam uygun değil ama olsun, bununla idare edeceğim. En azından dişleri, ağzı vesaire iyi görünüyor. Bunu birazdan formaldehitleyeceğim, saklayacağım. Bu da bir gün tekrardan müzemde sergilenmek üzere yerini almış olacak. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Kavanozdaki görünüm böyle. Bu şekilde görünecek. Bu şekilde kavanozda saklamanın kötü tarafı, bunları arada bir tazelemem gerekiyor. Sularını değiştirmem gerekiyor. O da çok da temiz ve keyifli bir iş değil. Formaldehit bazen fazla kaçıyor. Balık eriyor. Pul pul oluyor, kötü oluyor. Kötü kokuyor. Ayrıca o formaldehitin kokusu zararlı. Çok fazla teneffüs etmemek lazım. O yüzden açık havada yapmak lazım. Bir gün önce burada av peşinde yüzüyordu. Bir gün sonra kavanozda. Kimin aklına gelir, değil mi? Şöyle bir iki tane fotoğraf çekeyim, kapak fotoğrafı olur.